Hepinize merhabalar. Bugün Netflix'te oyunculuk eğitimi fırsatı var. Netflix'te oyunculuk eğitimi. Netflix'te oyunculuk eğitimi nasıl mı oluyor? Sandy Kominsky adlı Kominsky Metodu adlı dizide oyunculuk eğitimi fırsatı sizlere bekliyor. Peki nasıl mı? Başrolü Michael Douglas'ın oynadığı ve karakteri olan Sandy Kominsky adlı emektar bir oyuncunun işlettiği bir okul, yani gene kendi adını verdiği Kominsky Metodu okulu ve çevresinde olanlar. Bu diziyi size önermemin en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında piyasayla çok iç içe olan bir dizi olması. Tabii ki Amerika ve yurt dışındaki gibi bizim piyasamızda tıpatıp benzer değil. Fakat bu dizide benzer noktaları oldukça fazla var. Mesela Kominsky Metodu üzerinden Sandy Kominsky karakterinin öğrencilerine eğitim verdiği zamanlarda yapması gerekenleri söylerken aslında çok da doğru bazı oyunculuk metotlarına dokunuyor. Karaktere nasıl girileceği, karaktere nasıl can verileceği, aslında içimizdeki insanı nasıl kabul edeceğimizle ilgili birçok şey söylüyor. E tabii ki dizi sadece bundan ibaret değil. Sandy Kominsky'nin yakın arkadaşı olan Norman Newlander bir menajerlik şirketi sahibi ve aralarında çok iyi bir ilişki var. Bu iyi ilişkiden sonra Norman Newlander ve Sandy Kominsky ilerleyen günlerde Norman Newlander'ın karısı ölmek üzere. Sandy Kominsky, en yakın arkadaşının karısının ölmesine günler kala karısına Sandy Kominsky en yakın arkadaşının karısının ölmesine günler kala bir ziyarette bulunuyor ve karısı ona arkadaşına sahip çıkmasını istiyor. Buradan sonra olaylara başlıyor. Durun durun, bu böyle olmayacak. Ben size çok temiz bir şekilde şimdi bu konuyu anlatacağım. Hadi bakalım. The Kominsky Metodu isimli bu yeni dizimizin merkezinde eski bir aktör olan, şimdilerde ise kendi kurduğu stüdyoda eğitim vererek oyuncu koçluğu yapan Sandy Kominsky var. Dizide Sandy'nin en yakın arkadaşı ve aynı zamanda menajeri Norman Newlander ile olan dostluğu, birbiriyle ilişkileri ekrana yansıtılıyor. Bunun yanı sıra yaşlılığın getirdiği bazı sorunlara, iş, aile ilişkileri de yine işlenen konulardan Sandy'nin sadece oyunculuk değil, aynı zamanda hayat dersi verdiği stüdyo sahnelerinde de oldukça güzel işlenmiş. Chuck Lorre tarafından yaratılan, tek kamera yöntemiyle ve kahkaha efektsiz çekilen dizinin mutfağında yer alan isimler ise şöyle: Michael Douglas, Elle Higgins, David Jewerbaum. Bu diziyi izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Gerçekten sadece hayatın kendisinden değil, oyunculuğun kendisinden de birçok tüyo veriyor. İşte bu aralarda oyunculara eğitim verirken oyuncuların da karakterleri üzerinden yorumlar yapıyor. Ve her oyuncunun kendine ait bir yaşam hikayesi var. Her karakterin kendine ait bir yaşam hikayesi var. Burada aslında sizin birçok para verip de karşılığında aldığınız eğitimlerin bir kısmını bu dizide görebilirsiniz. Nasıl mı? Çok basit. Bundan sonrası biraz spoiler'a kaçacak. Şimdiden bilgisini vereyim. Sandy Kominsky eğitim verirken aslında eğitimi almaya gelmiş olan kişilerin bir nevi üzerinde aşamadığı bazı kişilik problemleri olduğu ortaya çıkıyor. Bu sizinle ortak noktası olur ya da olmaz, bunu bilemem. Ama muhtemelen yakalayacağınız bazı noktalar olacaktır. Sandy Kominsky aslında oynayan kişilere oynuyorsun, olmuyorsun diyor. Ama oyuncu adayları bunu biraz zor idrak ediyor. Daha sonrasında zaman içerisinde oyuncu adaylarında kendilerinde bazı çözümlemeler oluyor. Bu çözümlemeler oyuncuların kendi geçmişine inmesiyle birlikte oluyor. Siz de aslında karakterinizi çıkartırken ya da bir karaktere çalışırken kendi geçmişinize bir şekilde inmeniz gerekiyor ki karakteri kendinize bağdaştırabilirsiniz. Sandy Kominsky bazı metotları söylerken biraz farklı bir yoldan insanı yola çıkartıyor. Sandy Kominsky bu eğitimleri verirken aynı zamanda dizide kanser olduğu gerçeğiyle karşılaşıyor. Hayatına devam etmeye çalışan, bir yandan yeni oyuncuları eğitmeye çalışan, bir yandan kendi hayatını sürdürmeye çalışan ve bir yandan da en yakın arkadaşına sahip çıkmaya çalışan Sandy Kominsky'nin başına gelenler biraz garip oluyor. Dizinin başrollerine bu dizinin nasıl olduğu sorulduğunda ise bu diziyi trajikomik olarak adlandırıyor ki diziyi izledikten sonra siz de aslında birçok olayı trajikomik buluyorsunuz. Sandy Kominsky kendi metodunu aktarırken, yani Kominsky metodunu, aslında gerçek hayatta birçok oyunculuk metodundan da almış olduğu bazı şeyleri size vurguluyor. Burada sadece olaya dizi olarak bakmak biraz doğru olmaz. Bu kanalı, yani beni takip eden arkadaşlar da bileceği gibi, eğitim olayı aslında çok zor ve geniş yelpazesi olan bir olay. Bu dizi size eğitim konusunda biraz da olsun yardımcı olacaktır.
tamamıyla %100 eğitimi alacağınızı kesinlikle söyleyemem. Böyle bir şey çok yanlış olur. Ama dizideki sahneleri ve çalışma şekillerine iyi bakmanızı tavsiye ederim. Oyuncuların verdiği duygulara, duygu değişimlerine, Michael Douglas gibi bir üstadın nasıl oynadığına, aslında karakterlerin dışarıdan çok gözüktüğü gibi değil de sonradan nasıl değişebildiğine, oyunculuğun iç dünyasındaki karakter benzeşmelerine ve oyuncuların kendini dizi içerisinde karakteri çıkarmaya çalışırken ne kadar geliştirdiği size birçok noktadan faydalı olacağını düşünüyorum. Ha tabii dizi bu arada güzel bir dizi, onu da söylemek istiyorum. Seyirci koltuğunda oturup daha sonrası sahne önüne çıkacaklar, yani sahneye çıkacaklar. Burada vermiş olduğu alıştırmalar ve vermiş olduğu fikirler, Sandy Kominski karakterinin vermiş olduğu fikirler birçok oyuncu adayına da yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi oyunculuk eğitiminde olmazsa olmaz olanlar tekniklerden bir de yanında kitapları okumamız da çok önemli oluyor. Sandy Kominski burada da insanlara aslında birçok farklı karakteri ve birçok farklı dizi ve filmdeki buldukları insanları canlandırmalarını istiyor. Oh, the same damn thing. Kominski metodu çıktığında bana bir oyuncu arkadaşım tavsiye etmişti ama şu an kendisini hatırlayamıyorum. Buradan izliyorsa eğer kusura bakmasın, ben diziyi çok beğendim. Kominski metodu aslında birçok oyuncunun izlemesi gereken dizilerden bir tanesi diye düşünüyorum. Bunun sebebi ise aslında oyunculuğa hazırlanırken ve oyunculuk hazırlık aşamasındayken insanları ve kişileri daha da rahatlatıyor bence. Bunun gibi tabii ki gene oyuncuların birçok iyi dizi ve film izlemesi gerekiyor. Bunlar şart. Eğer bunlarla ilgili kafanızda herhangi bir soru işareti olursa gene bana yorumlar kısmında yazabilirsiniz ve ben size bu konularla ilgili tavsiyelerde bulunabilirim. Kominski metodunu izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Eğer başka bir dizi veya film incelememi de isterseniz veya bu tarzda eğitim videolarının olmasını, tavsiye videolarının olmasını isterseniz lütfen aşağı yorumları yazmayı unutmayınız. Arkadaşlar bu bölümden de benden bu kadar. Kominski metodunu izlemeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, videoya like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.